Selamlar gençler, ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 10 yıldır geziyorum. 10 yıldır da böyle gezip gördüğüm yerleri az çok sizlere de aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuz çok önemli. Bugün konumuz arkadaşlar, birçoğunuzun da hevesi olan karavanda yaşamak. Şimdi ben karavanda 7 yılını doldurmuş bir insan olarak size bunlarla ilgili biraz açıklamalarda bulunacağım. Biraz bunlarla ilgili sohbet edeceğiz yani. Buyurun gelin şöyle oturun, konuşalım efendim. Şimdi arkadaşlar, karavanda yaşamak birçoğumuzun hayali. Bunun zor yanları da var, kolay yanları da var. Zor yanlarını şimdi size anlatmak isterim ama benim için zor bir yanı yok. Neden yok? Çünkü ben karavanda yaşamaya başlamadan önce, 7 sene evvel ilk karavanımı yapmadan önce çadırda yaşıyordum. 3 kışım geçti çadırda. 3 yıl boyunca yaz kış çadırda yaşadım. Haliyle bir transporter karavanım oldu sonrasında. Bana dediler ki, ulan nasıl yaşıyorsun buncacık aracın içinde falan. Benim için ultra lükstü. Çünkü çadırda kış geçiren dostlarımız varsa bilirler, çok sert. İklimi içinde hissediyorsun yani. Oradan bir minik de olsa bir karavana geçmiş olmak benim için mükemmel bir şeydi. O yüzden ben karavanın zorluğunu yaşamıyorum. Hele ki şimdi yani müthiş bir karavanım var. Bir Silverado Indigo'm var, 80 model. Bu da zaten yayla gibi. Size birazdan karavanımı da ufak ufak gösteririm hatta isterseniz. Yayla gibi bir karavan. Halle benim için bir zorluğu yok. Ama güzel kardeşim, sen evinden karavana taşınacaksan burada zorlanabilirsin. Neden? Birincisi, evlerimizde kocaman alanlarımız var. Mutfağımız ayrı yerde, yatak odamız ayrı yerde, işte oturma odamız ayrı yerde. Bir sürü geniş bir alanımız var. Ama burada öyle değil. Burası küçük bir alan. Küçük olduğu için de minimal bir yaşam istiyor. Minimal yaşamdan kastım nedir? Şu: bir kere karavanla hareket ediyorsan belli bir su miktarın var, belli bir su depon var ve her yerde de suyu çok rahat bulamıyorsun. Karavanla hareket ediyorsan belli bir elektriğin var, bir enerji sistemin var. Kışın çok zorlanabiliyorsun. Yani her şeyi minimalde yaşaman gerekiyor. Dişini fırçalarken, duş alırken suyu çok minimalde kullanmak gerekiyor ki sürekli su doldurup ya da su arayıp durmayasın. Bunun dışında sizlere klostrofobik gelebilir. Ne gibi klostrofobik gelebilir? Küçük ve basık olduğu için, gerçi bu karavandan karavana da değişir. Size böyle kapalı bir fanusta yaşıyormuşsunuz hissiyatı verebilir. Ben Transporter'da bunu çok yaşıyordum. Ya da Ducato karavanlarında da bunu çok yaşıyordum. Ama bu karavana geçtikten sonra bir tık daha rahatladım. Bir tane daha vardı, Alcovenli karavanım. Onda da çok rahattım. Çünkü yabancı yapım karavanların camları çok büyük oluyor. Şu camlar 150 santim. Gösterebiliyor muyuz sonra arkadaş? 150 santim cam burada var. 150 santim cam burada var ve dışarıya doğru açıyorlar. Arka tarafta da 120 santimlik bir camımız var. O da dışarıya doğru açılıyor. Haliyle büyük, ferah bir alanım var benim. Gördüğünüz gibi ferah bir alanım var. Burada oturabilirim, orada oturabilirim. Buraya oturup bacaklarımı uzatabilirim. Bunlar şimdi evde yaşayan arkadaşlar için, lan ne var, bacağını uzattın diyebilirsin ama karavanda yaşayan dostlarımız bilirler ki bunlar gerçekten büyük lüksler. Boy olarak ben 1.90'ım, 1.92'yim ve rahat sığıyorum. Hala da üzerimde boşluk var, dimdik durmama rağmen. Bu da çok iyi. Nedir mesela yatak olarak? Gelin yatak odama şöyle bir yakından bakın. Mesela burası size klostrofobik gelebilir mi? Yattığımda size kalan mesafeyi göstereyim. Bak böyle yatıyorum. Tavanla aramda bu kadar mesafe var. Sen buna okey misin? Tabii ki bu değişebilir. Yatağın daha ferah, daha büyük olabilir. Benim de bu oturma grubu yatak oluyor. Bu masa katlanıyor. Aşağıya iniyor. Minderler geliyor. Bu yan açılıyor ve burası komple yatak oluyor. Böyle de bir yatak şansı var. Ama ben alıştığım için, küçük karavanlardan, çadırdan vesaire alıştığım için bu yatak bana yeterli geliyor. 1.70'e, 1.65'e 2 metre 2.10 boyu var. Rahat rahat yatabiliyorum oradan. Yani şöyle ki, size evinizden taşındığınızda bu alanlar klostrofobik gelebilir. Size basıyor olabilir. Ama benim için dediğim gibi ultra lüks bir ev gibi. Isıtıcım var. Ne bileyim, duşum var. Ocağım var. Lavabom var. Her şeyim var. İhtiyacım olan başka ne var ki? Ha nedir? Depolama alanlarım küçük. Yani çok fazla kıyafet yapamam, alamam. Yeni bir kıyafetimin girmesi için eski kıyafetimin çıkması gerekiyor. Gibi gibi durumlar var. Bunlara
Adapte olabilir misin? Bilmiyorum. Bunun için önce şunu yapabilirsin. Bir aylık bir karavan kiralarsın ya da 20 günlük bir karavan kiralarsın. Yola çıkarsın, eşyalarını doldurursun, yola çıkarsın. O 20 gün içerisinde bir deneyimlersin. Sence oluyor mu, olmuyor mu bir bakarsın. Baktın oluyor, kendini iyi hissediyorsun. Okey, tamam bir karavan alabilirsin. Demek ki yapabiliyorsun. Ama bir kirala, bir bak. Oluyor mu, olmuyor mu? Sonrasında karar verirsin. Peki karavanda yaşamanın olumlu yanı yok mu? Arkadaşlar tabii ki var. Nasıl var? Öncelikle istemediğin yerde durmuyorsun. Şu an belki üst kat komşundan şikayetin var, belki yan komşundan şikayetin var, belki mahallendeki insanlardan şikayetin var ama evini taşıyamıyorsun. Yani komple taşınman gerekiyor ve başka bir eve gitmen gerekiyor. Orada da aynı sorunları yaşamayacağın meçhul. Ama karavanla yaşıyorsan bir yerde rahatsız eden bir şey varsa gidebiliyorsun abi. O akışta kalabiliyorsun. Sürekli hareket halinde olabiliyorsun. Asla aynı şehirde kalmak zorunda değilsin. Aynı ülkede de kalmak zorunda değilsin. Uzun yıllardır takip eden arkadaşlarımız biliyor ki ben karavanla yıllardır harıl harıl geziyorum. Son 6-7 ayımız hariç. Çünkü 6-7 aydır Olimpos'ta kafe işine bulaştık. Ama yaklaşık 7 yıldır falan sürekli olarak karavanla geziyorum. Bu aralar işte bir 6-7 aydır sabit yaşıyorum sadece. Bunun da bir dinlenme olarak bakıyorum. Güzel dinleniyorum. Gayet keyfini alıyorum. Güzel yanı yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Yani gezerek yaşıyor olmak gerçekten çok güzel bir şey. O akışta oluyor olmak gerçekten çok iyi bir şey. Seni anda tutan bir şey. Yıllardır girip çıkmadığım koy kalmadı. Girip çıkmadığım güzel manzara, güzel deniz kalmadı. Muhakkak var tabii de yani o kadar çok yere girdim çıktım ki Ege Akdeniz sahillerini karış karış biliyorum. İç Anadolu'nun büyük çoğunluğunu karış karış biliyorum. Karadeniz'i, Doğu'yu otostopla gezmiştim gerçi de. Yani yolda yaşıyor olmak, hareket halinde yaşıyor olmak müthiş bir şey. Burada tek tıkanacağınız şey nedir? Madde. Yani para olabilir. Parayı da artık nasıl kazanacağınızı falanı filanı tabii ki ben bilmiyorum. Ben de yıllardır öyle sokaklarda para peşinde koşmuyorum. Karnımı doyurduysam okey deyip devam ediyorum. İlk defa işte bir iş yaptık, kafe işi. 32 yaşındayım. Hep nedir? Böyle biraz sosyal medya, biraz işte bir şeyler sattım, yollarda kahveler sattım. Yollarda böyle el emeğimi satmaya çalıştım. Yani ne yapabiliyorsam onu satmaya çalıştım. Gezen otel projeleri yaptım, karavanla insanları gezdirdim vesaire. O artık yolda sana kalmış. Yola çıkacağım ne iş yapayım onu ben bilemem kardeşim. Neye sevgin varsa, neyi severek yapıyorsan onu sat. Böylelikle yaptığın şey sana iş olarak gelmez. Onlara girmiyorum. Onlar sizin bileceğiniz iş. Ama karavanda yaşamın, inan bana dibini kazıdım biliyorum yani. 7 sene inanın bana hiç kısa bir zaman değil. Bunun en önemli faktörlerinden biri iklim. Nasıl yani? Şöyle, yazın karavanın sıcak oluyor. Vay efendim şu izolasyonu yaptırdın, bu izolasyonu yaptırdın. Ne yaptırırsan yaptır kardeşim metal bir aracın içerisindesin. Ama tabii ki izolasyonlar bunu bir nebze de olsa azaltıyor. Ama öyle ferah bir alan bekleme, soğuk bir alan bekleme. Evinizde klimayı açıp böyle içeriği buz gibi yapıyor olabilirsiniz. Karavanda bu çok zor bir ihtimal. Onun dışında kışın ısınma sistemi ve baston olabilir. Truman en iyisinden olabilir. Ne koyuyorsan koy arkadaşım. Kışın da soğuk. Neden soğuk biliyor musun? Bak bende Truma'da var ve bastonda vardı. Neden soğuk biliyor musun? Çünkü bu alanda yaşayamıyorsun. Yani bu alandan çıkman gerekiyor dışarıya. Dışarıya çıktığında hemen soğuk. Evin içinde belki dışarıya çıkma ihtiyacı hissetmiyorsun. Yorganın altına giriyorsun. Sıkıldıysan bir mutfağa gidiyorsun, bir şeyler hazırlıyorsun vesaire vesaire. Ama burada hep buradasın. Dışarı çıkmak istiyorsun. Dışarı çıktığında da soğuk. Yani iklimi içinde hissediyorsun. Böyle bir zorluğu var. Sıcağı da, soğuğu da içinden geçiyor, hissettiriyor sana. Ha buna yıllar içerisinde alışıp hasta masada da olmuyorsun. Bu da güzel yanlarından biri. Yani öyle sadece iklimi de değil, bütün hayatı içinde hissediyorsun yani. Bütün hayatı yaşıyorsun. Dışarıda yaşıyorsun. Bildiğin dışarıda yaşıyorsun. Profilimde yazıyor 10 yıldır evsizim diyor. Okey bunlar bir ev olabilir. Çadır da bir ev olabilir. Ama o senin bahsettiğin konforlu evlerin haricinde bir ev bunlar. Ve özellikle ben karavanın vintage olanını seviyorum. Yani yeni model, sıfır, gıcır gıcır karavanlardan haz etmiyorum. Karavanın böyle old school olanları, bir ruhu var görüyorsun. Bir karavan ruhu var görüyorsun. Bunları seviyorum. Haliyle de bu ruha ait hissediyorum kendimi. O karavan hayatına ait hissediyorum. Outdoor yaşama ait hissediyorum kendimi. Bundan keyif alıyorum. Sen de keyif alırsan bundan yap. Güzel kardeşim. İşini gücünü falanı filanı dediğim gibi bilmem. Ama karavanda yaşamanın senin için getirecek gelecek olan zorlukları
Kolaylıkları hemen hemen bunlar. Tabii ki hepimiz farklı şeyler yaşayacağız. Sen yola çıktığında farklı deneyimler yaşayacaksın. Ben farklı deneyimler yaşayacağım. Ama işte o iklimi hissedeceksin. Doğanın her halini göreceksin. Onu hissedeceksin yani. Atıyorum, Ekim gibi bir yedi göllere gideceksin ve göreceksin. Diyeceksin ki ya bu nasıl bir şey diyeceksin. Ya da bir Amazon koyuna gideceksin. Orada bir ay kalacaksın. Sis böyle denizin üzerinden yükselecek. Diyeceksin ki o ne görüyorum ben diyeceksin. Kindos'ta deve boynu fenerinde bir gün batımı yaşayacaksın. Gökçeada'da tepede bir gün batımı yaşayacaksın. Diyeceksin ki o ne görüyorum ben diyeceksin. Yani doğayla iç içe yaşayacaksın. Tabii ki şu da var. Şimdi bu araçlar sadece karavan olarak bakma buna. Herhangi bir bisiklet, herhangi bir motosiklet, herhangi bir araç, bacakların seni doğaya yakınlaştırmaya çalışan şeyler. Yani ben bu araçları bu vesileyle kullanıyorum. Doğaya yakın olmak. Dükkan açtım, ormanın ortasındayım yani. Yıllardır da gezip gördüğüm yerler hep böyle doğayla ilgili yerler. Ama şeyde bakıyorum mesela, bazı arkadaşlarıma sordum hatta, ne yapıyorsunuz burada lan diye. Antalya'da şehir merkezinin göbeğinde bir hani bir şey satıyor olsa falan filan tamam insan arıyor dersin ama şehrin göbeğinde duruyor, orada duruyor. Halbuki bu araçların var işte altında çok iyi bir 4x4 karavanın var. Sürsün oğlum dağ bayıra. Ne yapıyorsun burada şehir merkezinde? Yani bu araçları amacına yönelik kullanınca çok güzel her şey. Girdiğin koylar, tırmandığın dağlar, kaldığın ıssız yerler o zaman çok güzel. Ama şehir merkezinde kalacak olsam bir evde yaşamayı tercih ederim herhalde, bilmiyorum. Daha önce bir evde yaşamadım. Yaşadım tabii de 10 seneyi geçti işte, üniversite yıllarında bir evde yaşıyordum. Unuttum o deneyimlerimi. Bu alan bana yetiyor, keyif alıyorum. İnsana olduğundan farklı bir karakter yüklüyor. Geziyor olmak ya da karavanda yaşıyor olmak. Olduğundan farklı bir karakter yüklüyor. Normalde dağınık pis biri olabilirsin ama karavanda yaşıyorsan kardeşim dağıtamazsın ortalığı. Her şeyinin yerinin belli olması lazım. Çünkü alan çok küçük. Şu şurada duruyorsa gözünü yoruyor. Bunları derleyip toplaman lazım. Her şeyi yerine koyman lazım vesaire. Böyle dağınık yaşamdan çıkmak zorunda kalıyorsun. Yani her şeyin derli toplu yerinde duruyor. Ben şurada nelerim var biliyorum. Burada nelerim var biliyorum. Koltuğun altında nelerim var. Her şeyimin yerini biliyorum. Tek beni şu an rahatsız eden şey ne biliyor musun? Elimin altında bir poşet var. Bu tütün poşeti. Onun yeri yok çünkü çekmecelerim her yerinde dolu. Temizlik konusu. Temiz olman lazım. Sabah kalktığında temizliğini yapacaksın. O toz toprak birikirse bu karavan değil minibüse döner. Yani bir minibüste yaşıyormuş gibi hissedersin kendini. Sabah kalktığında halın mı var? Kalk bak benim burada çok güzel halılarım var. Ponçik ponçik. Tüylü müylü. Bunlar kir biriktiriyor mu? Biriktiriyor. Ne yapıyorum? Sabah kalktığımda bunları önce bir pencereden ya da kapıdan silkiyorum. Hemen şöyle küçük bir ev aletim var. Hemen bununla sağ solu bir süpürüyorum koltukların üstünü. Yatağımı, yorganımı bir düzenliyorum, temizliyorum. Masamı şöyle bir siliyorum. Bitti, bu kadar. Zaten büyük bir alanda değil. Pis durmasına gerek yok. Temiz ol yani. Temiz olduğunda daha keyifli oluyor her şey. Var öyle bazı karavanlar görüyorum. Ya iti bağlasan durmaz içeride. Çok pis, her şey leş gibi. Ya gerek yok ki oğlum. Ne güzel bir doğadasın, ne güzel bir alandasın. İşte alanını da temizle. Yani kendi alanın temiz olsun, dünya temiz olsun. Öyle yiyip içip atıp gitme yani. Çevrene de temiz bak. Evet, pis. Her yer pis. Ya üçüncü dünya ülkesiyiz. Beşinci dünya ülkesiyiz. Net yani. Berbat. Her yer berbat. Her yer çöplük içerisinde. Girdiğin her koy leş gibi. Nefret ediyorum. Ne yapayım kardeşim? Kendi alanımı temizlerim, karavanımı, önümü temizlerim. Okey. Okey. Öyle yani sen kendini temizlersen, alanını temizlersen dünya güzelleşir. Bu net yani. Sabah kalkacaksın, şöyle biraz orman yürüyüşünü yapacaksın. Şu çıtırtıları bir dinleyeceksin. Bak ne güzel sesler geliyor. Çam ağaçlarının altında biraz oyalanacaksın, kahveni içeceksin, hayatı yavaşlatacaksın. Buralara sen ben sahip çıkmazsak dostum kimse sahip çıkmaz. Çünkü özellikle bak karavancılara demiyorum ortalığı pis bırakıyorlar diye. Herkes yani normal aracıyla giden de çöpünü bırakıyor gidiyor. Herkes öyle. Sen ne yapacaksın? Sen temiz olacaksın güzel kardeşim. Hele şu karavanımı da bir gösterebiliyor muyuz ya? Şunun güzelliğine bir bakın. Babasının gülü.
Bu doğaya sahip çıkacaksın ya. Bu ağaçlara sahip çıkacaksın. Kendi ağacınmış gibi davranacaksın. Bir yerde bir ağaç mı gördün? Diyeceksin ki bu ağaç benim ağacım. Bu kadar. Şaka değil. Bak mesela şu ağaç. Bu ağaç benim ağacım. Senin ağacın. Al senin olsun. Sen bak. Okey. Zarar vermediğin sürece. Okey. Sen bak. Al senin olsun. Bak her yerde ağaç var. Biri de senin olsun. Biri benim olsun. Güzel bakalım. Güzel yaşayalım. Temiz yaşayalım. Dünyaya bir kere geldin. Tamam, ne istiyorsun oğlum? Ne olsun istiyorsun? Tamam, geldin, dünyadasın. Gideceksin. O süreci nasıl değerlendirmek istiyorsun? Karavan istiyorum, karavan istiyorum. Al o zaman. Var, bütçen de var. Al o zaman, yap bir karavan. Karavan almaya paran yok. Çadırını al. Okay, bir çadır alıp çık yani. Onu da almaya bütçen yok mu? Baba, kendini bir sokağa at, bir şeyler bulunur yani. Kendine iyi bak güzel kardeşim. Bu video karavan almak isteyenlerin, karavanla yola çıkmak isteyenler için şöyle bir dipnot videosu olsun. Ben 7 yıldır karavanda yaşıyorum ve çok da keyif alıyorum. Çok da güzel günler geçirdim. Çok da güzel yıllar geçirdim. Severek de yaşadım, hissederek de yaşadım. Hala da hissederek de yaşıyorum. Sen de bunları yapmak istiyorsan yap dostum. Buna bir engel yok. Doğru bir karavan seç kendine, bütçene göre. Çok da açılma böyle aman şu su da olsun, aman bu su da olsun falanı filanı olsun. Ben kendi karavanımın içini kendim boyuyorum. Eskiden de onlar böyle bir aman şurası mı çatlamış, burası böyle mi olmuş ya? Çatlamışsa çatlamış, patlamışsa patlamış yani. Mobilyanın şurasında çatlak var. Yani işlevini yapmıyor mu? Kapağı mı kapanmıyor? Ne sorun ne? Öyle ultra lüks, ultra lüks, ultra lüksü almayı beklersen daha çok beklersin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenirseniz, likelarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bir sonraki videonun konusu ne olsun yorumlara lütfen yazın. Çünkü ben yıllardır sosyal medyaya içerik üretiyorum ve artık konu bulmakta zorlanıyorum. Herhangi birinizin sorusunu belki bir video bile yapabilirim yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ciao.